Yani rahatsız etmek istemedik, sohbetinize devam edin ama toplantı yapılacak. Bizler Demokrat Parti olarak yeniden hizmete, yeniden demokrasiyi kurmaya adayız. Bizim derdimiz öncelikle gençlerin iş, aş ve güvence sorunlarıyla ilgilenmek. Emeklinin, çalışanın, kentlinin, köylünün, yoksulun nasıl geçinebileceğinin kaygısını atlatmanın çabasındayız. Önceliklerimiz bunlar. Bizler Demokrat Parti'yiz. Bizler demokrasinin sesiyiz, geçmişiyiz, geleceğiyiz. Önce herkese demokrasi, herkese adalet, herkese zenginlik lazım. Bu nedenle Allah kısmet eder, iktidara gelirsek ilk yapacağımız bugün demokrasinin engeli sayılan %10 barajını %3'e düşürmek vaatlerimizin birisidir. İkinci konu, Cumhurbaşkanlığını yeniden eskiden olduğu gibi Büyük Millet Meclisi'nde seçtirmek. Bu sistemde başkanlık sistemine karşı olduğumuzu, yanlış bir sistem olduğunu Türkiye açısından tekrar ilan ediyoruz. Bizim düşüncemiz başkanlık sistemi değil, 1980 öncesindeki çift parlamentolu parlamenter sistemdir. 450 milletvekilinden oluşan birinci parlamento, yasama parlamentosu ve 150 kişiden oluşan bu çıkan yasaları denetleyebilen senatodur. Burada denetlenmeden, uygunluğu onaylanmadan çıkarılan her türlü yasa Cumhurbaşkanı'na bir gecede gidip doğruluğu veya geçerliliği tartışılmadan onaylanan bir yasadır. Kime zarar verir, kime fayda verir, bunlar belli değildir. Bizler bu konuda parlamenter sisteminin devamından yanayız ve parlamentoyu denetleyecek bir denetim sisteminden yanayız. %60'ı esnaf, sanatkar ve KOBİ kuruluşları. Bugüne kadar bakıyoruz, hiçbir partide esnaflarla ilgili, sanatkarlarla ilgili, KOBİ'lerle ilgili hiçbir çalışma olmamıştır. Biz bu konuyla ilgili yaptığımız planlama ve vaat, iktidara geldiğimiz gün esnaf, sanatkar ve KOBİ Bakanlığı'nın kurulması olacaktır. Hükümetle esnaf arasındaki diyalogu sağlayacak, sorunları çözecek bir esnaf, sanatkar ve KOBİ Bakanlığı kuracağız. Bir başka konumuz. Biz demokrasi. Üçüncü sıra adayımız. Hümet Güneybaşı İskenderun'a demeyecekler demek ki. Dördüncü sıra adayımız Güneş Balkaya Hanımefendi İskenderun. Beşinci sıra adayımız Ömer Şehna. Sağlık Bakanlığı'ndan emekli. Grubumuzun diğer milletvekili adayları da şu anda Hatay'ın öbür Samandağ bölgesinde çalışmalardalar.